Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle Karadeniz'in bu sağlıklı meyvesinden reçel yapacağız. Taflan, diğer bir adı da karayemiş olarak geçiyor. Ben bunları internet üzerine satın aldım. Ben İzmir'de yaşadığım için burada pek bulamıyorum. Sağlıklı olduğu için de genelde internet üzerinden böyle yöresel meyve sebzeleri alıyorum ve mutfağımda kullanıyorum. Evet, bunun için neyimiz var? 1,5 kilo taflanım var. Şöyle gördüğünüz gibi suyun içinde bekletiyorum biraz. Birazdan ayıklayacağım ve reçelimizi yapmaya başlayacağız. Ve 1,5 kilo da şekerim var. Ve şöyle yarım limonum var. Bunu da suyunu sıkacağım. Evet, bu kadar. Şimdi yapımına geçiyoruz. Şöyle güzelce yıkadım meyvelerimi. Dallarından ayırıyorum. Çok güzel kiraza, vişneye benziyor. Fakat şöyle tek tek değil, bir dalın üzerinde tutunuyor meyveler. Yani böyle de tüketebilirsiniz. Çok sağlıklı bir meyve. Fakat böyle biraz kekremsi oluyor. Turşusunu veya böyle reçelini yapıyorum. Çok daha güzel oluyor ve uzun süreli dayanıyor tabii ki. Patlakları var, onları kullanmıyorum. Bayağı sert bir meyve. Evet, hepsini de bu şekilde ayıklayacağım. Ve birazdan şu görüntüye bakar mısınız? Ne kadar güzel. Evet, hepsini de bu şekilde ayıklayacağım. Şöyle taflanlarımı ayıkladım güzelce, gördüğünüz gibi. Ocağıma aldım. İsterseniz böyle çekirdeklerini çıkarabilirsiniz. Fakat ben böyle görüntü olarak da bütün seviyorum. Ve yerken de çok çok fazla yememek için çekirdeklerini ayıklarken daha bir yavaş yemiş oluruz. Malum şeker zararlı. Şimdi üzerine şöyle şekerimi koyuyorum. Ve altını vereceğim. Eğer vaktiniz varsa birkaç saat önceden, hatta akşamdan böyle şekeri koyup karıştırıp sulanmasını bekleyebilirsiniz. Fakat benim o kadar vaktim yok. O yüzden hemen altını açacağım ve kısık ateşte ara sıra karıştırarak erimesini sağlayacağım. Şekerin ve meyvelerin pişmesini sağlayacağım. Şöyle yavaş yavaş ara sıra karıştıracağım ve yumuşadıkça daha da azalacaktır zaten. Meyvelerimiz küçülecektir. Evet, böyle kısık ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum. Reçelimiz 1 saattir pişiyor ve oldu. Şöyle limonum vardı, yarım limon. Yarım limonumun suyunu sıktım ve şöyle bir karıştıracağım. Ve altını kapatacağım. Şöyle şu gördüğünüz beyazlıkları aldım pişme süresince. Şöyle kabım vardı burada. Kışınla aldım. Gördüğünüz gibi hala var. Bu köpükleri de aldım. Evet. Altını kapatıyorum. Reçelimiz oldu. Şimdi sunuma geçiyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bunlar benim için çok önemli. Şimdiden teşekkürler.